Mecidözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Mecidözü halkının 1 milyon liralık su ve kira borcunu %60'ını tahsil ettiklerini söyledi. 1. Su paraları, 2. Emlak vergileri, 3. Kira. Bizim vatandaşımız belediyeye su ödemez. Borçlar en az 5 yıl ile 25 yıl arası. Kiralar da aynı, emlaklar da aynı. Bu göreve geldiğimizde biz tüm vatandaşlarımıza şunu söyledik: birikmiş borçlarınızı ödeyin. Leblebi TV'de yayınlanan Kozmik Oda adlı programa konuk olan Mecidözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Hakan Aksu'nun sorularını yanıtladı. Süreçle başlayalım efendim. Pandemi sürecine başlayalım. Öncelikle selam. Evet Hakan Bey, buyurun. Bu programa bizi davet ettiğiniz için Kozmik Oda'nın herhalde ilk... Pandemi döneminde vatandaşın icraya verildiğine yönelik iddialara cevap veren Başkan Aylar, 1 milyon liralık borcun %60'ını tahsil ettiklerini kaydetti. Vatandaşlara canlı yayını da söyledim, mesaj gönderdik, telefon açtık, borçlarınızı ödeyin diye. Bu 18 ayda sonuç verdi. %60'ı ödeme yaptı. 1 trilyon üzerindeki alacağımız eski parayla 650-700 milyarını aldık. Şu anda 500 milyara yakın bir borç kaldı. Evet. İlçede gelir seviyesi iyi olan kişilerin borçlarını belirten Aylar, bir kişi hariç kimseyi icraya vermedim, avukattan uyarı gitti dedi. 243 kişi 550 milyar. Bunun 135 kişisi Mecidözü'nün ileri gelen orta seviyenin üstündeki gruplar. Zenginler. Ödemeyenler. 100 kişilik bir o orta gelir alt gelir arasında var. Daha şu anda bir kişiyi hariç kimseyi daha ben icraya vermedim. İcraya vermedim. Ama avukattan uyarı gönderdik. Biz gönderdik. En son bu 234 kişiye tek tek telefon açtırdım. Telefon açtırmanın sebebi de şu: 18 aydır istiyoruz. Bakın gelin mağdur olmayın. 3500 lira borcum var. Bunun 1400 lirası ana para, 1900 lirası bina, pardon işte 1900 lirası, 2100 lirası faiz. 2100 lirayı siliyorum. Ana paranın üzerinden %10 faiz alıyorum, 1500 lira. 5000 liraya borca biz toplam diyelim 3500 borcum 1500 liraya kabul ediyoruz. Kurtuluyorsun. Diğer taraftan belediyenin dükkanlarına yapılan zam konusunda da açıklığa kavuşturan Aylar, borcunu ödemeyenler için şartnameye madde koydum, sorunu böyle çözdük dedi. Şimdi kirayı düşelim. Bizde 105 dükkanımız var. Şurada kiralık dükkanlar. Şimdi söylesem size komik gelir. Evet. Ben geldiğimde en düşük kiramızı söyleyeyim. Hakan Bey, dükkan kirası 55 lira. En yüksek kira 170 lira. Ve şöyle düşünün, 55 lira kira olur mu? 170 lira kira olur mu? 170 lira kiranın yanında özelde duran kişi 450 liraya duruyor. Ve bunu da ödemiyorlar. 226 bin lira borç var. Ben dedim ki %100 zam yaptım. Esnaf ayaklandı. Toplandılar, benim odaya geldiler esnaflar. Dedim ki arkadaşlar %100 zam demesem biriniz gelmeyecektiniz buraya. Geldiler. Çok zam. Neye göre çok arkadaşlar dedim. 500 lira kira verirsiniz de %10 enflasyon var, zam çok. 55 liraya %100 zam yaptığım zaman 110 lira oluyor. Yine oturduk dinledim hepsini. Tamam dedim, sizin dediğinizi yapalım. %50 zam yapayım. Razı oldular. Ama bir şartım var dedim. %50 yaparım. 31 Aralık'a kadar 229 milyon olan bu 226 bin olan borcunuzu ödersiniz. Biri ödemedi. Bu sefer ne yaptım? Birime, personel dedim ki şartnameye şu maddeyi koyacaksınız. Bir önceki dönemde 3 yıl kiralamış benim dükkanımı, para ödememiş. Bir önceki dönemde kira ödemeyen ihaleye giremez. Tek bir şartnameye madde koydum. İkinci maddede şunu koydum: 3 ay ardışık olarak kirasını ödemeyenin kesin teminatı gelir kaydedilir. Sözleşmeyi fethetme yetkisi idare olarak bana aittir. Bunu koyduktan sonra bir de dedim ki şu var, ilan yapacaksınız. Gelenek şu bizde. Dükkan adam da 30 yıldır ihaleye bile gelmiyor, sen çağırıyorsun. İlan yapılmıyor. Hayır dedim, ilan yapılacak. İsteyen girecek.
20 yıl dükkanı onun dükkanı değil. Benim dükkanım. Açık ihale yapıyorum. Bu sistemi geldiğinden beri 2020'de bitenlere uyguladık. 226 bin lira borç kaça düştü biliyor musun Hakan Bey? 86 bin liraya.